Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika soslu bir yeşil salata yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerim neler? Önce sos malzemelerinden başlıyorum. Sosu çünkü çok harika oluyor. İlk önce kullanmam gereken malzeme pirinç sirkesi. Bakın beyaz sirke değil bu, pirinç sirkesi. Onu ayıralım. Nar ekşim var, böyle bir miktar isteğinize göre. Yarım çay bardağı hakiki zeytinyağım var. Bir tane limonun suyu var, tuzum var, pul biberim var içine katmak için ve üzerine parmesan ekleyeceğim. Maydanozum var, bir demet, bir demet rokan var, yarım demet kıvırcığım var, yarım demet saçağım var, bir tane havuç, iki tane küçük salatalık ve 4-5 tane de çeri domatesim var. İlk önce yeşillikleri doğrayarak başlayalım. İlk önce arkadaşlar marullarımı böyle yerleştiriyorum. Bu şekilde güzelce yıkadım. Bunları sirkeli suda beklettim ve kuruttum. Kurutmadan salata lezzetli olmuyor arkadaşlar. Onu bilelim. Ve arasına maydanozumu koyuyorum. Maydanozun ufak tefek sapları da var. Ayıkladım ama onların da vitaminini almak istiyorum salatamda. Soğansız bir salata bu. Artık soğan pek kullanılmıyor salatalarda biliyorsunuz. Soğanlı salata, çoban salatası falan soğanlı oluyor. Ama bunlara soğan koymuyoruz yeşil salataya. Toplum içinde yaşanınca soğan tercih edilmiyor maalesef. Şimdi bunları böyle tutuyorum. Maydanozun güzel doğranması için yapılan bir işlem bu. Bu şekilde fazla ufaltmayacağız. Minik olmayacak çünkü. Salata kaseme alıyorum bunları. Şimdi rokalarımı doğruyorum. Bunları da alıyorum salata kaseme. Şimdi saçakta sıra arkadaşlar. Saçağımızı da doğruyoruz. Saçağı biraz minik doğramak daha güzel oluyor. Yapraklara yapışıyor. Ve çok lezzet veriyor. Saçağımızı da ilave ediyoruz. Çeri domateslerimizin birazını içine böyle dörde böleceğiz. Fazla küçültmeyeceğiz. Çok şık duruyor bu şekilde. Şimdi sosunu yapıyorum arkadaşlar. Pul biberimi alıyorum kaseme. Böyle büyük bir kase olursa çok rahat edersiniz. Tuzumu alıyorum. Bunlar hep göreceli bir kavramdır. Yani istediğiniz şekilde lezzetlendirebilirsiniz. Fazla acı istersiniz, tuzlu istersiniz. Zeytinyağımı alıyorum. Nar ekşimi ilave ediyorum. Nar ekşimin bardakta kalmasını istemiyorum. Biraz limon suyu da dökeceğim. Bir bardak limon, bir tane limon suyunu nar ekşisi bardağına boşaltıp karıştıracağım. Pirinç sirkesi ilave ediyorum. Bu kadar pirinç sirkesi yeterli. Çok keskin bir sirkedir. Çok da lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Bu sirkeyi. Şimdi güzelce karıştırıyorum bütün malzemelerimi. Çok lezzetli bir sos. Bütün salatalarınıza kullanabilirsiniz. Evet, eridi, güzelce karıştı. Şimdi salatama ilave edeceğim. Salatamı buraya aldım. Ve üzerine sosumu güzelce gezdiriyorum. Ve salatanın sosunu yemesi için karıştırıyorum. İstediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz bu salatada. Şimdi üzerinin malzemelerini doğrayacağız. Şimdi havucumuzu üzerine doğruyoruz.
kabak oyuncağıyla yapıyorum. Basit bir alet, herkesin evinde var. Şimdi salatalıklarımı doğruyorum. Şimdi üzerine bir tane de çeri domates koyacağım. Şimdi üzerine parmesanımı ilave ediyorum. Parmesan salatalara çok yakışıyor arkadaşlar. Kaşar da yapabilirsiniz. Kaşar da güzel oluyor ama parmesan tabii ki daha çok yakışıyor içine. Salatam hazır. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.